...ben bugün televizyon programı yapabilirim, yarından sonra hiç yapmayabilirim. Yarından sonra işime son verilebilir. Yarından sonra e, bir daha magazin programı yapamayabilirim. Veya da iki sene oturmak zorunda kalabilirim. Hiç moralimi bozmam ben. Çünkü diğerleri hayatları buna endeksli. Benim değil. Aa Mustafa şarkıcı olmuş. Mustafa şarkıcı olunca <laughs> dedim ki, ben niye olmayayım yani? <laughs> yani Mustafa olduktan sonra ben haydi haydi olurum dedim yani. <laughs> köpek zıp atlıyor mesela. Ben o köpeklerle yatıyorum. Şimdi adam evinde diyecek ki ay koltuğa çıkmasın falan. O anda ayrılır mı ondan yani? <gülüyor> <gülüyor> yani mümkün değil böyle bir şey yani onunla. O anda aşkım biter yani evi terk ederim. En sonunda dedim ki kendi kendime Allah sana güzel bir yaşam verdi. Her şeyi de sana verseydi haksızlık olurdu. Bunu da vermedi. Bu camianın insanı değilim ben. Bu camiadayım evet program yapıyorum evet serenem evet ama burada işim bittiği zaman ben bu değilim. Senin hoş geldiniz. Hoş bulduk amca. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Tamam canım. Yeni dönemle birlikte magazin yorumculuğu yapıyorsunuz. Ama magazin yorumculuğu yaparken de birdenbire olayların tarafı haline geliyorsunuz. Mesela çok sıkıcı, gergin ve yorucu değil mi? Değ Attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değiyor mu? <laughs> aslında soru bu. Şöyle, e, aslında e, televizyon serüvenime ben... 20 yıl önce TeGret'te başladım. Ondan sonra Star'da gece e, programı yaptım. Bu aşıkları veyahut da sevenleri işte birleştirmek için de. Ondan sonraki süreçte e, evlilik programları yaptım. En sonunda, son da son 7 yıldır da aslında son dönem gibi gözükse de ben 7 yıldır yapıyorum yorumculuk. 3 e, sene Star'da yaptım. Ondan önce Cine 5'te yaptım. Ondan önce Show TV'de yapmıştım. En son e, Beyaz TV'deyim. E, şimdi aslında ben magazinci değilim. ...gazeteci de değilim. Benim e, belki de bu kadar çok e, sabah kuşağında her kanalda bir magazin programı varken... ...şu anda tek başına kalmamın sebebi... E, ...konuşmuş olduğum magazin figürleri ve olayları değil aslında. Ben onlardan yola çıkarak insan ilişkilerini, aşkı, ayrılığı, e, birbirlerine işte e, birlikteliklerini, e, aile kavramının... ...tamamiyle unutulduğu şu süreçte, buna karşı duruşumu biraz doğru dürüst kadınların yanında diyeceğim. Çünkü kadınların hepsi doğru dürüst değil. Aslında insanların her hepsi doğru dürüst değil. Ee, o yüzden de ben... ...magazin programı yapıyormuşum gibi gözüksem de alttan alta kadını ve aileyi koruyan bir yerden... E, ...program yapıyorum ve düz durduğum için de... Yani tabii ki burada e, konusu geçen şahısların işine gelmeyen taraflar olduğunda onlar da tamamıyla hayat boyu yolda bile karşılaşmayacağım birisi başlıyor bana o da e, kendi platformundan saydırmaya. E bunu göğüslüyorum çünkü televizyoncuyum ve programcıyım. O bunu yaptıkça benim programım gündemde oluyor. Ben onu o topu alıyorum üstüme çünkü e, sonuçta kendini biliyorsun. Sana iftiralar yönetiliyor, seninle uğraşılıyor. Seninle alakalı sosyal medya hesaplar açılıyor, yorumlar yapılıyor. Bir sürü şeyin içerisinde oluyorsun. Yorucu mu? Yorucu olduğu dönemler de oldu ama ilk başlardaydı. Şimdi artık buna daha profesyonel baktığım için... ...yani bana gelen aslında Hülya Avşar'ın taktiği... Ne uyguluyorum. Yani bir şey atıyor ortaya bin kişi cevap veriyor. Bin kişi ona e, saydırıyordu ama bu Hülya Avşar televizyonda olduğu için onu, ona, onun işine yarıyordu. E, onu gündemde tutuyor, onun programına veya onun markasına yararı oluyordu. Ben de aynısını uyguluyorum. Ha saçma sapan tipler e, bir çamur gibi üzerine yapışıyor mu? Yani bu programdan ötürü yoksa nereden hani muhatap olacaksın veya nereden tanıyacaksın bu insanların çoğunu? Hayır, ama bu da bunun cilvesi yani, başarı işte hani acı yoksa başarı da yok ya, bu da işin acı kısmı yani. <laughs> Çünkü görüyorum koyuyorsunuz e, Instagram'da işte, dava açıyorsunuz, savcılığa gidiyorsunuz, uğraşıyorsunuz, zor iş. Ee, şöyle... Aslında e, bunların hepsinin e, başarılı olmamda ve bulunduğum konumda onların olmak istemesiyle... ...doğru orantılı bir savaşın içerisindeyim. E, hangi koltukta oturursam olayım, hangi kanalda olursam olayım... E, ...nasıl olsa Seren'in yaptığını biz de yaparız düşüncesi var aslında hepsinin kafalarında. Ama aslında gerçeği bu değil. E, ben gerçekten gazeteci değilim, gerçekten magazinci değilim, üstelik... ...birçok insanın kim olduğunu yanımdakilere soruyorum. <laughs> Tamamen hiçbir şekilde yeni oyuncuların çoğunu tanımıyorum. Tarihleri hatırlamıyorum. Yani zaten bu çok kilo verdim falan iyice kafam gitti yani. O yüzden de hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben sadece yorum yapıyorum. Kendi e, konular hakkındaki yorumlarımı, düşüncelerimi, fikirlerimi beyan ediyorum. Hatta tavsiyelerim varsa, hayatımda yediğim kazık vardır... ...işte e, ondan edindiğim tecrübelerim vardır, tavsiyelerde bulunuyorum. Bu benim duruşum, bunun herkesin yapabilmesi mümkün değil zaten. Hani o yerimde olmak isteyenler, olamayanlar veya e, konuları geçtiği zaman... ...bana işte kızıp da bütün sülaleme. Şimdi öyle bir şey ki yani eğer burada bir dövüş olacaksa, adil dövüş... ...benimle ilgili problemim varsa ben bir magazin programı sunuyorum. Önüme gelen bir haberi yapmak zorundayım o haberi yaparken sana iftira atmıyorum. Çünkü delilsiz hayatta konuşmam. Kendim için de çok haber yapıldığı için Asparagas ve kendim için de e, çok zor durumda kaldığım iftiraya yönelik haberler olabildiği için onların onların tarafından da bakarak aslında birçok şeye cevap veriyorum. Ee, bu arada çocuklar da havlıyorlar. Siz de çekim yapınca o mesela o ses gari, seyirciye de garip evet, geliyor. Benziyor. Gelmiyorlar çünkü hayatımın <laughs> bir parçası <laughs> evet. ee, onlar. Ee, sonuç olarak e, işin kısmı şu, alil dövüş. Yani eğer seninle alakalı bir haberi yanlış giriyorsam, yalansa... ...iftira atmam ama senin için öyleyse bunu iddia ediyorsan... Senin bunu mercilere gidip benimle alakalı bir yere şikayet edebilirsin veya bana bir cevap verebilirsin. Ama işin içerisine aile girdiği zaman, işin içerisine anne girdiği zaman, baba girdiği zaman e, değerli bir ailenin çocuğu olduğumu çok iyi biliyorum. Zaten belki de bunlar da çok hazmedilmiyor. Yani birçok farklılıklarım birçok insanı e, Hazmedemediği bir nokta ve beni oradan aşağıya çekmeye hep çalışıyorlar. Ama dediğim gibi onlarla da muhatap olmamaya çalışarak hani şuraya kadar gelmeden en nihayetinde dava açmak zorunda kalıyorum. Yani bu e, Programımda kimseyle kavga ettiğim yok. Benim tarzım değil birisiyle kavga etmek zaten. Ben programımı yapıyorum. Programımdaki konuları işliyorum. Ama bu birilerinin işine gelmediği zaman onlar bel aşağı vuruyorlar. O zaman ailene giriyor, annene giriyor, babana giriyor. Nihayetinde e, sonuçta ben tek başıma değilim. Annem kaç yaşında bir kadın. Niye muhatap olsun bu insanlarla? Niye üzülsün? E, üstelik ben bir program yapıyorum ve kimseyi iftira etmiyorum. Kimse hakkında yalan söylemiyorum. ...tespitli ve belgeli şekilde konuşuyorum. Dolayısıyla iş aileye dayandığı zaman, o zaman bir dur demek zorunda kalıyorum. Olay bu aslında, yoksa uğraşmıyorum yani. Aile niye çok kutsal sizin için? Sizin bütün e, <laughs> insanlarla savaşınız... ...mesela atıyorum, sen evli bir adamla neden berabersin diye kızıyorsunuz. Evet. Erkeklere kızmıyorsunuz ama kadınlara kızıyorsunuz. E, tamamıyla şöyle, erkeklere de kızıyorum aslında ama... E, benim de e, bunun aslında dipin, dip kısımlarına indiğim zaman beş yaşında annemle babam ayrıldı ve bir kadın yüzünden ayrıldı. Ha. Babamın evden gidişini, annemin bir, bir buçuk yıl yataktan hiç çıkmadan hep ağladığını gördüm. Ve e, bunu bir kadının yaptığını, babamın o sırada aklımın başında olmadığını gördüm. Aslında annemi çok seviyordu. Ee, annemi çok severdi, çok el üstünde tutardı, annemi çok dinlerdi. Bütün bunları yaşarken birdenbire o adamın tamamen değiştiğini, bir kadın için çocuğundan vazgeçebildiğini gördüm, ee, hayatından vazgeçebildiğini gördüm, karısından falan ve bunu bir başka kadın için yaptı yani. O bir başka kadın için yaptı. O başka kadın da bizim olduğumuzu bilerek o yuvanın yıkılmasına sebep oldu. Aslında ben de bu diplerden geliyor. Dolayısıyla çoluk çocuklu falan özellikle de kız çocuklu bir aile gördüğüm zaman ve birisi de onu bozmaya çalışıyor diye düşündüğüm zaman bu benim için de bir, bir magazin programından çıkıyor. Ee, bu benim için e, programın reytinginden çıkıyor. Bu benim için her şeyden çıkıyor. Eğer böyle bir şey geldiği zaman mesela geçenlerde bir Kızcağız aradı beni ee, dedi ki kocam aldatıyor ve bu kadınla beraber Seren Hanım ve biz çok mutluyduk yani anlaşamayan bir çift değildik yani biz anlaşırken bu kadın tabii şarkıcı falan olunca aklını başından aldı dedim İnanır mısınız ben iki saat program yaptım ama yaklaşık 25 gündür bu kızla uğraşıyorum tekrardan işe girmesine tekrardan güzelleşmesine hayata bağlanmasına o çocuk nasıl olacak? Çünkü kendi travmalarımı, kendi yaşamış olduğum şeyleri belki bir başkasının yaşamasını önlersem onlar yaşamayacak gibi böyle bir düşüncem var. Hep var bu. Hiç hiç değişmiyor. Hemen düşman oluyorum yuva yıkan kadınlara. Yani yoksa bana ne kimsenin ahlak bekçisi değilim ben. Herkes istediğini yapsın. Ama bu bir program. Dünyada da var bu programlardan. Yani birisi birisine beraber mi? Birisi öbürküsünün sevgilisininle beraber. Öbürküsü arkadaşıyken öbürküsü onun arkadaşını mı çalmış? Bu dünyada da bu programlar var. Hiç kimse bizim gibi onların sunucularına arayıp da diğerleri gibi küfür edip ailelerine hakaret ediyor, iftira atıp böyle bunu e, böyle iğrenç bir kalitesiz bir yumak haline getirmiyor herkes. Yani bugün devlet başkanı Amerika devlet başkanına ne filmler yapılıyor. Arkasına atıp tutuyorlar, dalga geçiyorlar. Adamlar önemsemiyorlar. Ta ki ben bir insanla alakalı gerçekten hani ım, onun e, şahsiyetine işte namusuna osuna busuna bir şekilde yani iftira atıyorsan ve gerçekten hakarete varan bir üslubun varsa hak ediyorsan bunu yine senin mercin ...benim annem, benim babam, benim sülalem, o bu değil. O yüzden de ben sadece yarın, magazin programı bu sene ben son yılım. E, önümüzdeki sene yapmayı düşünmüyorum. Kanallara, aslında bu sene de yapmayı düşünmüyordum. Hatta bu sene bir yapım şirketinde farklı bir projeyle anlaşmak üzereyken yine beni kandırdılar. Çünkü dediler ki senden başka hani doğruları konuşan yok yani. Çünkü bunu hep gazeteciler yaptı, o yaptı, bu yaptı, bir gazeteye bağlardı, onun patronu var, onun tanıdığı var, o öyle yönleniyor. Sen her şeyi konuşuyorsun, mantığın her açıdan bakabiliyorsun ve televizyonda da bütün kadınlar evde seni seyrederlerken... ...aynı benim gibi konuşuyor, benim gibi düşünüyor diyor. O yüzden de başka bir kimlik yok. Yani sen olmalısın dedikleri için yine ben bu sene yaptım. Ama önümüzdeki sene tamamen kadın programı yapmayı düşünüyorum. Siz Biraz aşka aşıksınız, öyle hissediyorum. Yani aşk fikrine aşıksınız, çünkü <laughs> e, birlikteliklerinizde de öyle. Mesela önce çok seviyorsunuz, tutkuyla seviyorsunuz, işte göre göğe koyamıyorsunuz, düzeltiyorsunuz... ...efendim, giydiriyorsunuz, tipini değiştiriyorsunuz, <laughs> sonra birdenbire sırtınızı dönüyorsunuz. Sanki seren seren aşk insana değil de aşk... A Aşık olma fikrine aşıkmış gibi geliyor bana. Bu da galiba annenizle babanızın arasındaki. Tabii her şey küçüklükten. Her şey o beş altı yaşına kadar aldığımız şeylerden aslında aldığımız ve alamadığımız bence. Çünkü ben o anneyle babanın beni bireysel olarak ne kadar sevselerde, ikisinin beraber sağlıklı benimle zaman geçirmedikleri için ve sağlıklı bir. Aile içerisinde mutlu bir aile platformunda yetişmediğim için e, ben o sevgiyi eksik aldığımı her zaman düşündüm ve illa birileri beni sevsin istedim. Ben birisine giydirirsem, ben birisine iyilik yaparsam, ben birisine bir şeyler alırsam, ben birisi için bir şeyler yaparsam o beni daha çok sevecektir ve benim yanımda olacaktır gibi. Dolayısıyla e, ben sevgiyi hep böyle tanımladım çünkü e, benim alamadıklarımı yani anneyle babanın bir arada olmadığı için evet annem bana üzerime çok titredi yani hayatını kadın bana verdi ama o salt sevgi başka bir şey yani ailenin bir arada olup o aile mutluluğu içerisinde o sevgiyi yaşaman o başka bir şey babadan onu hiç alamadım çünkü babam beş yaşında evden gitti dolayısıyla ne yaptım o erkek profilini hayatımdaki Şimdi baba e, sonra gitti, başkasıyla evlendi, çocukları oldu. Onlara çok iyi baba oldu. E, bana bana baba oluş tarzı da annemi darda bırakmaması, annemi refah içerisinde bırakması... ...anneme her şeyi bırakıp bizim e, iyi yaşamamızı sağlaması dışında e, çok babalığını hissedemedim. Babam açık babam. Çok yani şimdiki artistler falan biz hiçbir şey değiliz. Yani arabalarına falan kaldırıyorlardı da oturduğu... Otel kaldığı otelin camlarını kırıyorlardı. Yani çok büyük bir, bir şöhretin kızı olarak dünyaya geldim. Gerçekten bunları gördüm ben, yaşadım. Fakat e, sonrasında ben e, bu sevgiyi işte karşımdaki insanlar beni birisi mesela seni seviyorum dedi. Zaman buna hemen inandım veya. <laughs> Ee, ...beni kullanmak için mi geldi, beni gerçekten sevdi mi, sevmedi mi... ...veyahut da bu, bunun kriteri bana uygun mu, bu benim tarzımda mı birisi mi... ...bunların hiçbirisine ilgilenmedim. Önemli olan beni sevmesiydi. Çünkü benim ihtiyacım olan şey, beni sevmiş olmasıydı. Beni sevdiğini inandığım herkesi, beni daha da fazla sevmesi için... ...birçok... ...üzerine katarak... ...şeyler yaparak sevmeye devam ettim. İşte o iyi olsun. Onun istediği yemek, onun istediği elbise, o daha ünlü olsun, o daha... ...yakışıklı olsun, onun istediği yemek pişsin gibi falan yani bir sürü şey eklerdim. Şımartıyorsunuz. İşte o mutlu olunca bunları yaparsam beni daha çok sever diye düşünmüşüm. Abi bir yandan da Hanım, sevgiyi satın almaya çalışmak gibi. Belki yani satın almak demeyeyim ama... E, ...sevgi bir şeyler yapılırsa... ...yani sen bir iyilik yaparsan, sen karşı tarafa güzel bir şeyler yaparsan... ...o da seni daha çok sever hmm. mantığı var bende. Çünkü birisi bana ve tırnağımın ucu kadar bir iyilik yapsa ben onu ömür boyu unutamam. Ben böyle bir insan, Nankör bir insan değilim yani hatır şinaslık var bende. O yüzden de birisi bana güzel küçük bir şey yapsa ömür boyu unutamayacağım için karşımdaki insanları da hep öyle adlettim aslında. O yüzden de hani dedim ki hani iyi olsun, böyle olsun, şöyle olsun. Her seferinde Efendim? pişman olmuyor musunuz? Ve dönüp dönüp şunu söylemiyor musunuz? ...tamam, bu sefer pişman oldum, bir daha yapmayacağım. Ama böyle dediğiniz halde muhtemelen yapıyorsunuz. Armağan, benim şöyle bir hayatım var. Ben çok kuvvetli bir adamla beraber olamam. Bunu her zaman söylerim. Çok kuvvetli, çok zengin, çok toplantısı olan, çok iş seyahatli olan. Çünkü benim hayatım şöyle bir hayat. Ben hayvanları çok seviyorum. Altı yedi tane köpeğim var evde. Ben gidip bir başka adamın evinde de oturamam. Onun kurduğu evde de oturamam. Onun şartlarına da yaşayamam. Neden? Çünkü çocukluğumdan beri ailemin bana vermiş olduğu bir yaşam var. Bu sana küçük gelebilir, bir başkasına büyük gelebilir. Ama refah içerisinde her istediğimi alarak, istediğimde çalışabilme, istediğimde çalışamama özgürlüğüm olacak kadar bir yaşam standartım var kendime göre. Ve ben o yaşam standartının bir adamla işte, işte kariyeri böyle e, ee, entelektüel birikimi böyle ama hiç benim yanımda duramıyor. Yani işte or orada bir toplantısı var burada. Hayır ben öyle bir şey, birisini istemiyorum. Ben nasıl birisini istedim hep hayatıma? Hadi gidelim mi sinemaya? Hadi öğlenleyin. Dün mesela canım tekneyle dolaşmak istedi. Veya dün canım bir balıkçıya gidip hamsi yemek istedi. Şimdi bir iş adamının olduğunu düşün. Adam bir iş seyahatinde. Hadi gidelim hamsi yiyelim mi? Oradan da tekneyle dolaşalım mı? Oradan da sinemaya gidelim mi? Yapabilir misin o adam? E peki ben o adamdan hiçbir şey beklemiyorsam, menfaatim de yoksa ben niye onun bana e, bahşettiği günlerde ve zaman diliminde onunla olacağım? Ben belki şu anda hava bu kadar güzelken onunla yemek yemek istiyorum. O yüzden o benimle yemek yemeyecek. O çünkü çok büyük bir iş adamı, o yüzden onun toplantıları var. Ben öleceğim ama niye yani bunları geçireyim? Yani böyle bir şeyiniz çok saçmalık yani. Bana ne onun kariyerine? O kendisine yapıyor kariyeri. Bana yapmıyor. E, bir beklentim de yoksa bazı kadınlar var. Ev aldırıyorlar, araba falan filan. Öyle bir şeyim de yok. Övsem kimseden bir şey. Hani hayat boyu da istemedim. O zaman şöyle bir şey düşünüyorum. Ben benimle daha fazla zaman geçirebilecek. Daha mesleki açıdan rahat birisi olacak. Yani ben, benim evimde oturacak bir kere. Çünkü benim köpeklerime şimdi bir başkasının evine gitsem desem ki işte oturacak köpek zıp atlıyor mesela. Ben o köpeklerle yatıyorum. Şimdi adam evinde diyecek ki ay koltuğa çıkmasın falan. O anda ayrılır mı ondan yani? <gülüyor> <gülüyor> yani mümkün değil böyle bir şey yani onunla. O anda aşkım biter yani evi terk ederim. O yüzden bir başkasının evine gider ama kendi evim olduğu için mesela köpek atlıyor, zıplıyor. O yatıyor. Mesela yani yatıyor, ee, bir gün şöyle bir konu oldu, tam yatağın ortasında yatıyor ve yani bir şekilde eşimin de yatağa gelmesi lazım. Bunu dedi, alsana dedi, indirsene dedi. Onu dedim, indiremem çünkü uyuyor dedim yani. Orada uyumaya alışık o <laughs> dedim. Yani hani demek istedim ki o orada uyuyacak. Yani sen de bir yere sığışacaksın yani, yapacak bir şey yok bunda yani. Hani şimdi bunu beni çok seven ve yüce gönüllüyle kabul eden birisi. Bir de bana uyum sağlayacak birisi oldu. Şimdi bana uyum sağlayacak birilerini seçtiğin zaman da kriterler daralıyor. Bu sefer hiç bana uygun olmayan kişiler de o havuza giriyor haliyle. Çünkü şimdi bir adam gelip de bütün gün benle Onu yap Serhan bunu yap. Oraya gidelim mi, buraya gidelim mi? Evde köpeklerle bugün film seyredip. Ben böyle bir tipim. Yani o yüzden ben seçtiklerimi ...ve onunla alakalı gelen riskli sonuçları kabul ediyorum. Çünkü ben bu saatten sonra değişemeyeceğime göre... ...yani yoksa benim de karşıma zannediyor musun ki hiç çıkmadı... ...benim tarzımda birisi çok çıktı. Hiçbir şey hissetmiyorum. Hissedemiyorum çünkü beni geriyor. Ben rahat olmak istiyorum yani evimin içerisinde. Evi çok seviyorum, içki içmiyorum. Sigara içmiyorum. Çok içki içen bir adam benden çok sıkılır. Çünkü ben sabah, akşam saat onda uyuyorum bir i̇yi, e... Gecikmiş, dokuz buçukta ona çıkmış, iyi evet, olmuş. Evet, aynen <laughs> öyle. Bak nasıl tanıyorsun. Dokuz buçuk, on ge gibi uyuyorum. Şimdi yemeğe gidiyoruz mesela, e, içki muhabbeti oluyor mesela değil mi? Herkes içiyor falan filan. Ben doyduğum anda masadan kalkmak istiyorum, eve gitmek istiyorum. Yani ben de o kadar kolay biri değilim yani. Ama hayatımdaki insanı da bu taraflarımı bildiğim için... ...yapabileceğim ne varsa seferber ediyorum kendimi. O ayrı bir şey, yani hiç zaten eve bak demiyorum, elektrik faturasını öde demiyorum, hiçbir şey demiyorum. Aşağı yukarı bir evlilik size kaç liraya patlıyor? Ya aslında e, evde bir tencere yemek pişiyorsa veya da ben bir tatile gidiyorsam veya işte ne yapıyorsam e, onu paylaşıyorum. Yani kimsenin eline bir para vermiyorum. E öyle değil bizim dışarıdan gördüğümüz. Şöyle, ben şöyle bir şey diyorum, diyorum ki yani ben bu adamı seçtim, bu adamın da ekonomik durumu bu. ...kendi hayatımdan da vazgeçmek istemiyorum. Ama ona da bunu yüklemek istemiyorum. Çünkü o bunu kaldıramayacak. Ee, ben bir tatile, bir otele gitmek istiyorsam... ...onun da buna durumu yok ise... ...bunu benim karşılamam bende bir sorun asla yaratmaz. Çünkü o benim hayatım. O olsa da olmasa da ben oraya gidiyorum. Yani ben bu çocuğu sevmişim. Ama o çocuğun ona efor edebilecek bir durumu yok. O zaman ben bunu edebiliyorum. Bu onun e, ayıbı değil. Yani e, her çiftin bir taraftakisi daha kuvvetli olur, bir taraftakisi de daha kuvvetsiz olur. Herkes aynı şartlarda para kazanmayabilir veya şöyle alalım çok zengin bir adamla beraber oldun, iflas etti. E Ne oldu yani şimdi adamı bırakacak mısın? Ben ölsem daha çok bırakmam yani. Ben öyle düşünmüyorum yani her evliliğim de şu kadar para benim hayatım bu. Ben iyi yaşamayı seviyorum, o şekilde yaşamaya e, hani yani çocukluğumdan beri böyle yaşıyorum. Bunu birisi eve gelmiş, ikisi gitmiş, yani sadece bir kişi değil ki, bir, bir, adam, bir hayatımda birisi değil, benim bütün etrafımla paylaşmayı seven bir insanım. Yani o zaman ben katmışım, o katmış, çok önemli değil burada. Anneniz eskiden çok kızıyordu, siz artık alıştınız mı bir askeri müşterekte? E, hayır alış e, hala yani çok tabii hiç aynı değiliz o konularda. Fakat artık o da e, şey yaptı, bıraktı artık. Yani böyle mutluyum çünkü ben baktı ki evet belki bu insanlarla bir sona gidemiyorum ama kimse bir insanla sona gidemiyor zaten. Yani burada ben hani e, yaramaz çocuk ailemizin işte seren işte seviyor da bir türlü kavuşamıyor falan yani bunu tek yaşayan ben değilim. Hiç kimse daha şu ana kadar yani bizim şu işe başladığımızdan buraya hiç kimse aynı istikrarda ilişkisini sürdürmüyor. Hiç kimse sürdürmüyor. Çok az bir iki evliliktir yani onlar. Onlar da bu işin dışında kaldılar zaten. Dolayısıyla kimsenin zaten bir sonu yok. Hani ben hiçbir şeyin sonu olduğuna da inanmıyorum. Artık hiçbir şeyin ömürlük olduğuna da inanmıyorum. Ben şöyle yaşıyorum Armağan. Eee bir süre için geldik ve öleceğiz. Ve hayatımın bundan sonraki kısmını nasıl mutluysam. O anda sinirlerim bozuluyor. Hemen iki dakika sonra onu düşünmeyi bırakıyorum. Nasıl mutluysam, nasıl canım öyle yaşamak istiyorsa. Egolarımı biraz daha geriye çektim. Yani bu çok önemliydi. Biraz daha egom vardı. Mesela egolarımı geriye çektim. Dedim ki ben nasıl mutluyum, böyle mutluyum. İki ay çalışacağım, beş ay çalışacağım, üç ay, dört ay gideceğim, tatil yapacağım. Televizyonum bana diyor ki, Serhan bu, bu sene bütün yaz çalışacaksınız. Yok dedim. Ama o zaman dediler olmaz, başkalarını alırız dediler mesela geçen sene Cengiz e oldu. Hemen alın dedim ya. Yani benden önemli değil ki hiçbir şey. Ben niye çalışıyorum? Güzel yaşamak için. E, yaşayamayacaksam niye çalışayım? Yani çok mantıksız şeyler var bu sistemde. Ben kendimce hem yaşıyorum hem çalışıyorum hem geziyorum. Ha çocuğum olmadı. Hep yapmaya çalıştım, üstüne gittim, yıllarca onu yaptım, bunu yaptım. ve tek bu olmadı. En sonunda dedim ki kendi Allah sana güzel bir yaşam verdi. Her şeyi de sana verseydi haksızlık olurdu. Bunu da vermedi. Bunu da vermemesinin altında belki de birçok e, rakibinden daha genç, daha zinde, daha... E, ...in kaldın, yani belki de bu yüzden vermedi yani her şeyde de bir hayır da gördüm. Ee, şükretmeyi öğrendim. Yani çok büyük hırslarım yok. O yüzden de hayatımı güzel yaşıyorum. Armağan'ın programına geçen sen geçen seneden beri buraya gelmem lazım. Ve seni de çok seviyorum, hayranım. Teşekkür ederim. Ama ayağım gelmediği zaman hiçbir şey bana hiçbir şey yaptıramaz. Ama şimdi koşa koşa geldim. Çünkü iyi hissettiğim bir zamandayım, iyi hissettiğim bir dönemdeyim. Hiç stresim yok, iyiyim. Seninle sohbet gibi geldim. Yani bu benim hayatım böyle yol alıyor bu şekilde. Sen Hanım Türkiye'de az olarak sahneye çıkan en genç insansınız. Evet. Kaç evet. yaşında çıktınız? 16 yaşında çıktım. Niye? Şundan <laughs> niye? Ya 16 yaş bir sahneye çıkmak için çok küçük. Ne oldu yaşınızın büyüttü fark aslında? Şöyle 16 e, yaşında ken e, okuyordum. O zaman e, Öztürk Serengil'in kızı şu açılışta bu açılışta nasıl şimdi Zehra falan gidiyorlar. Ben de Öztürk Serengil'in kızı olarak işte hep cemiyet dergilerinde çıkıyordum ama. Yurt dışında okurken e, hiç unutmuyorum. Yazın burada e, yine Bebek'te bir pastane vardı o zaman. Onun önündeydim. Benim böyle e, ...fıstık yerken fotoğraflarımı çekmişlerdi, koskocan günaydın gazetesi, boy boy resimlerimi çıkarttı falan. Fahri Aslan görmüş. Annemi aramış. Demiş ki, e, annemi de babamdan dolayı tanıyor tabii haliyle, yıllarca beraber çalıştıkları için. Demiş herkese, Nevin senin bu kızını sahneye çıkıyor bu kız çok güzel bir kız. Ondan sonra, bunun demiş, ben az yapacağım. Annem de demiş ki, Fahri Bey, bu kız Türk sanat müziği bilmez, dinlemez, yani... Zaten 16 yaşında bir okuyor daha yani mümkün değil. Ben bu diyaloğu yanlışlıkla şahit oldum evde. Ve e, çocukluğumdan beri annem bu sanata karşı meyilimi baleye gönderiyor, piyano dersleri aldırıyor falan ama asla sanatçı olmamı istemiyor, asla. Yani mesleği küçümsediğinden değil, babamla evlendiği için zorluklarını bildiğimden bir de beni öyle yetiştirmemiş yani. Kendince başka bir hayali var benimle ilgili. Eee ben bu konuşmaya şahit olunca annem dedim ki ben olacağım az soy istedim. Sen dedi deli misin dedi ne sahnesi saçmalama dedi öyle şey olur mu okulunu bitireceksin dedi. Sen dedi nereden şarkı söyleyeceksin dedi falan böyle bir şey olabilir mi? falan. Mesela benim kafama girdi mi ben yurt dışında okuyordum o sırada yurt dışına döndüm. Çünkü tatil için buradaydım zaten. Fakat benim aklımda o günden sonra sahneye çıkacağım, tüylü tuvaletler giyeceğim falan yani nasıl kendim. Bir de o arada da e, Mustafa Sandal benim arkadaş grubumdaydı ve Mustafa o zaman şöhret falan değil hepimiz normal öğrenciyiz. Mustafa da Cönev'de Kolej Leman'da okuyor. Bir, baktım Mustafa o kız beni görmeli, bana kazak görmeli falan bizim arkadaş grubumuzda bir çocuk yani ve çok da sevdiğim bir çocuk. Michael Jackson falan taklit ederdi. Aa Mustafa şarkıcı olmuş. Mustafa şarkıcı olunca <laughs> dedim ki ben niye olmayayım yani. <laughs> Yani Mustafa olduktan sonra ben haydi haydi olurum dedim yani. <gülüyor> <gülüyor> Ve düşünsene Mustafa da o sırada İsviçre'de okuyor. Ben de İsviçre'de okuyorum. Mustafa. Ama şöyle bir farkımız var. Mustafa okulunu bitirdi. Ben okulu yarım bıraktım. Neyse ben babama geldim. Anne izin vermiyor ya. Babama dedim babacığım dedim ben senin izinden gitmek istiyorum. Onu da oradan kandıracağım. <laughs> Ben dedim sahneye çıkmak istiyorum evladım dedi. Ben dedim e, bu mesleği illa seçeceksen haber spikeri olmanı istiyorum. Şimdi içimden diyor ki ben nasıl bir haber spikeri olabilirim babacığım bu kadar süslü falan <laughs> anlatamıyor. Adam beni daha ciddi bir şey olayım istiyor. Onun da diksiyonu falan çok iyiydi ve çok isterdi yani hep onu isterdi. Dedi kızım sahne olmaz sen zaten şarkı söylemiyorsun. Ben dedim söyleyeceğim şarkı. Neyse bu sırada da. Babama ne yaptım ettim, ikna ettim ama annenin rızası olmadan mümkün değil dedim. Anneme de gittim. Anneciğim dedim sen ne dersen onu yapacağım dedim. Sözünüzden dışarı çıkmayacağım. Çok çıkmak istiyorum falan filan dedim. Bunlar baktılar benimle başa edemiyorlar. O zaman da ben laf dinlemiyordum ama. O zaman da annemin arabasını alıyordum, gidiyordum, çarpıyordum. 15 yaşında ehliyetsizlikten polisler ge yani ben asi bir çocuktum yani o zaman. Şimdi daha mülayimim bence. Neyse uzun lafın kısası Armağan. Ben e, ilk Fahrettin Aslan beni Maksim'de çıkaracakken yeterli bulmadı provalarda. Çıktım ben şey, Suadiye'deki Maksim'de provalarda. Dedi olmaz çünkü... Hiç Türk Saat Müziği bilmiyorum ki. Hani on tane şarkı ezberlettiler. Onu da söyleyemedim zaten. Bunu iptal etti Fahri Bey. Sonra iptal edince ben inanılmaz derecede hırs yaptım ve üzüldüm yani falan. Çünkü nota da biliyorum şarkıların notaları da geçer ama tabii Türk sanat müziği bir derya yani. Hani öyle iki dakikada bir çaylık çalışmayla çıkmamalısın zaten. Dersler aldım, Erdem Söyüşkül'e gittim, onu yaptım, bunu yaptım, şunu yaptım falan. Bir buçuk sene sonra İbrahim Tatlıses'le Ankara'da Başkent Gazinosu'na ilk sahneye çıktım. Ve e, o gün polisler geldi, sahneden indirildim. Aynı Aleyna gibi aynı kanun o zaman da vardı. 21 yaşından küçük alkollü yerlerde çalışamıyorsun ve o zaman da e, İbrahim Bey üç gün içerisinde zaten bütün sanatçılar o zaman yaşlarını büyütmüşlerdi. Büyütüldü yaşım çıktım. Ortalığı kasıp kavurduk. Yani ben hayatımda en çok İbrahim Tahses'le çalıştım. 12 yıl boyunca sahne hayatım oldu. O 12 yıl boyunca en fazla İbrahim Tahses'le Selami Şahin'le Emrah'la ...üçüncü çalıştım. Muhteşem bir süreç. Başarılı da oldum. Neden? Ee, sahnem çok iyiydi. Ee, insanlarla babamdan gelen bir şey var. Espri kabiliyetim var. Hep böyle acıların katını gibi karşınıza gelmiş olabilirim. İşte ondan ayrıldım, bundan <laughs> ayrıldım falan ama... ...aslında buna da tiye alan ve son derece gülmeyi seven, güldürmeyi seven... ...insan ilişkileri iyi olan bir insandım ve çok güzel bir... 12 yıl sahne e, oldu. Gazino hayatı yavaş yavaş bitiyordu zaten. Sonra televizyona geçtim. Ondan sonra öyle devam ettim işte. Babanıza kızgın mısınız? E kızgınım biraz. Kızgınım yani. Çünkü o yüzden de bütün erkekleri ondan yola çıkarak parmağımı kaldırıyorum. Şimdi şöhret olabilirsin. Paran olabilir, ünlü olabilir, etrafında çok kadın olabilir, çok alternatifin olabilir. Her şey çok 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 olabilir ama çocuğum olmadı belki ama e, çocuk dünyaya getiriyorsan... ...ilk önceliğin senin isteklerinden önce senin çocuğun olmak zorunda. O zaman getirme. Çünkü bize sormuyorsunuz bizi dünyaya getirirken yani e, evladım ben seni e, dünyaya getirdim ama... 2 yıl sonra sıkılacağım annenden. Seni de onunla bırakacağım. Artık ne haliniz varsa görün. Paranızı pulunuzu veriyorum ama işte sen de bak psikolojini de iyi tut. Hiçbir şey kullanma ama bunu diyemezsin yani. Şu bunu diyemezsin. Yani annemin bir hatası olur. Sevginin bitmesi ve sıkılmayı da kabul etmiyorum. Çünkü sen bir ilişki yaşamıyorsun. Sen bir evlilik diyorsun ki evlenirken insanlar değil mi? Bütün dünyada da böyle hastalıkta, sağlıkta, ölüm bizi ayırıncaya kadar diyorsun. Karşı taraftan sana çok büyük bir hata gelmedikçe, aldatılmadıkça... Ee, ...senin sevginin bitip bir başkasını sevebilme ihtimalin için ben dünyaya getirilmişsem... ...ben yarın öbür gün sana kızgın bir çocuk olarak büyüyorum. Çünkü e, sen yarın bir başka kadını da seviyorsun, o da bitiyor, bir başkasın. Demek ki bunun sonu yok. Bunu biliyorsun. Yani sıkılmaksa bir sonrakinden de sıkılacaksın aynı evde oturduğun zaman. E, o zaman şöyle bir şey yapmak gerekmiyor mu? Nasıl olsa ben onunla da sıkılacağım. İlişki onunla da tükeniyor, bununla da tükeniyor. E, burada bir çocuk var. E, bu da şimdi başkasının çocuğu değil, bizim çocuğumuz yani. Şimdi bu da bir kız çocuğu. Hani bunu tek başına büyürse arızaları olacak. Travmaları olacak yarın öbür gün yanlış adamla. Yani bunları da bir anne baba bana göre düşünmek zorunda. Ha bu gelelim bana. Annem bana diyor ki şimdi ben böyle söylediğim zaman. Sen peki senin kocan seni aldatsaydı aynı şeyi çeker miydin diyor. Ben de şöyle bir şey söylüyorum. Eğer bu bir kereliğine hani bir şey olmuşsa ve kız çocuğum varsa bir şekilde ee, bunu çekerim ve bir şekilde bunu devam ettirmeye çalışırım gerçekten çünkü olan çocukları oluyor ve bu çocuklar benim gibi dünyanın en iyi kalpli temiz kalpli inandırılan kandırılan ve üzülen ve hiç sevmemesi gereken herkesi seven insanlar olarak dünyada kalıyorlar yani dolayısıyla uzun lafın kısası bana göre hani babam e, ee, beş yaşında bir kız çocuğunu bırakıp bir kadın için, onun için, bunun için evden gitmemeliydi. Giden bütün erkeklere de ondan zaten bu kızgınlığım oluyor benim. Senin hanım babanızın o evlilikten çocukları var mı? Babam o hanım için gitmedi evden. Babam annemden sonra ka kaç kere daha evlendi sağ olsun? Beş tane evlendi. Yani annem kaç, ikinci miydi bilmiyorum. Ee, babamın son eşinden Finlandiyalı üç tane kardeşim var. Finli onlar. Finlandiya'da yaşıyorlar, onları da çok seviyorum. Bir de Anadolu Kavandaki, Anadolu Hissarı'ndaki hanımefendi var. Anadolu Hissarı'ndaki kim? Çiçekçi. O da... O benim ablam. Ha. Ee, annemin de ilk eşinden iki ablam var. Annemin ilk e, eşinden iki ablam var. Annemin eşinden ayrıldıktan beş, altı yıl sonra babamı tanıyor. Beş, altı yıl sonra babamla evleniyor. Kaç tane kardeşiniz var? Annemden iki tane var, babamdan üç tane var. Ben tekim. Ama e, ablamları da çok seviyorum, kardeşlerimi. Çünkü onların hiçbir suçu yok. Yani onlar da benim gibi, benimle aynı konuda. Suçlu olanlar şöyle... Suçlu olanlar... Ee, rahat batan erkekler. <laughs> rahat batan, çok özür dilerim. Burada konuşabiliyorum değil mi? Oh televizyonda değilim ya ne kadar güzel yani. Poposuna rahat batan erkekler bir saatten sonra demiyor ki bak Allah kızar. Ne inancın var veya da yok. Allah inancı herkesin var. Yani şurada güzel bir hayatım var. Para kazanıyorum, şöhretliyim, karım güzel. Ondan sonra bana iyi davranıyor, benim paramı e, tutuyor. Güzel bir çocuğum var, güzel bir hayatım var. E e sıkıldım ben ya. Bir de şunlara da bakayım falan. Böyle bir şey. Ne oluyor ondan sonra? Allah kızıyor. Tepe taklak yapıyor. Daha ben düzenini bozup... ...haksızlık ettiği bir kadından sonra bir başka hayat kurup da... ...iki yakası bir araya gelen bir erkek görmedim. Varsa gören söylesin. Yok. Çünkü Allah tepe taklak yapıyor. Bunlar kaşınıyorlar. Ben babam için de Canım benim. O tabii ki hani Allah rahmet eylesin ama... ee, ee Birilerine gitmek, bir başka kadınlar, bir başka heyecanlar falan onun için aileyi yok etmek bana göre e, yani bu olur şey değil. Bu bilinç seviyesine büyüdükçe geldiniz değil mi? Hani çocuk ilişkiniz iyiydi. Hep iyiydi. Benim e, babama karşı hiçbir gıkım çıkmazdı. Bu konuları hiçbir zaman ben babamla konuşamadım zaten. Ben e, onun evine gittiğimde bir gün kardeşlerimin duvarda resimleri vardı. Benim yoktu mesela. Koç burcuyum. O zaman da durdum durdum dedim ki babacığım dedim bu duvarda benim resmim niye yok dedim. Hemen kızım dedi getir fotoğrafını hemen koyayım dedi. Sonra e, getirdim. Kendim çerçeve ettirdim. Bir de çerçeveyi en büyük aldım ki en büyük benim olsun diye. <laughs> Ondan sonra e, İki hafta sonra gittiğimde gene yoktu fotoğraf orada yani. Belki eşi kaldırdı bilmiyorum. Şimdi bir başkasınınla tekrar bir hayat kurduktan sonra o çocuk da geride kalıyor. Ne olursa olsun. Beni babamı sevdiğini çok iyi biliyorum. Ben babam evdeyken öğlene kadar bana bir dadı bakardı. Öğleden sonra başka bir dadı bakardı. Çünkü o yorulur da beni ee, ...iyi bakamaz diye iki tane dönüşümlü dadı çalışırdı. Üzerime o kadar titreyen bir adamdı. Ağlardım, çocuk ağlamaz mı? Niye ağlıyor Seren diye ortalığı ayağa kaldırırdı. Ama ne zaman evden gitti, ne zaman başka bir hayatın içerisinde, başka birisinin kocası oldu... ...başka birilerinin babası oldu, o zaman o geride kalan, geride kalıyor. Serhan Hanım, bu kadar sizin üstünüzde anne ve babanızın ayrılması travma yaratmışken... ...sizin de kendi hayatınızda bu kadar ayrılık yaşamanız normal değil bence. Sizin ayrılıktan çok korkuyor olmanız lazım. Ayrılıktan çok korkuyorum. Evet, çünkü aslında zaten hiç olmamam gereken birileriyle kriterim hiç olmadığı için sadece kriterim sevgi olarak bunu kabul ettiğim ve bunu diğer kriterleri görmemezlikten geldiğim süreçte o insanlarla ben ömür boyu da giderim. Yani ben o insanlarla ayrılan taraf olmam. Normal şartlarda da olmadım da. Fakat öyle şeyler oldu ki yani belki hepsinde de farklı farklı. Gerçekten ee, annelerimizin söylediği bir tek şey var ki o çok doğru. Kendi tarzında olmayan bir insanla yani aynı şekilde yetiştiriş tarzınız aynı olması lazım. Bu birisinin kaliteli birisinin on değil. O nasılsa o öyle olacaksın. Sen nasılsan o öyle olacak. Çünkü aile kavramı evlilikte aileler de işin içerisine giriyor. Yani kim derse ki yani dünyada böyle bir şey yok. Ama bizde ve gelişmekte olan ülkelerde var. Yani her şeye maydanoz olma, karışma etme onu yapıyorlar ama şimdi ben böyle bir sistemde büyümediğim için bir başkalarının benim evimin içerisine, bir başkalarının hayatıma, bir başkaları bu kadar yani müdahale olmasını belki ben kaldıramıyorum. O da olabilir. Yani kötülükler gördüm, bir sürü şeyler yaşadım. Yani dedim ki yani ben bu çocuğu seviyorum, ne yapıyorum, başka ne yapıyorum? Ben sizin çocuğunuzu seviyorum mesela. Yani ne gibi bir kötülüğüm var? Onun iyi olması için çabalıyorum. Yani ona hayatında belki sizin yapamadığınız birçok şeyi yapıyorum. Niye siz bana düşmanlık yapıyorsunuz diyorum mesela. Fakat işler böyle işte tarzlarımız farklı olduğu için ben ne o kafaları anlayabildim ne o kafalar beni anlayabildi. Dolayısıyla buradaki tek e, doğru sonuç herkes birbirine benzer şekilde yetişmiş olduğu. Bak paradan bahsetmiyorum. Olarak Hiçbir şeye şey bakın, Kesinlikle bunun ama Ha bunu ben hep söyleyip, bu da çok komik, şimdi bunu buradan söyleyeceğim. Yarın öbür gün ka Kahtalı ile olan ilişkimi <laughs> göre <laughs> <laughs> Onu açıklayabilirim. Yani olay şu, e, bunun mantığını kabul ediyorum. Fakat uygulamada bu insanlarla karşılaşıyorum. Yani nasıl oluyor bilmiyorum. Halbuki gittiğim De yerler tarzlarımda çok hiç farklı. Hiç terapiye gittiniz mi? Hiç kabul etmiyorum terapiyi. Herkes benim, gerçekten terapiye gitmem gerektiğini bu konuda düşünüyor. <laughs> Çünkü herkes diyor ki yani bu kadar hani kaliteli bir kızsın, şöylesin, böylesin... ...bir başkasına akıl verirken böylesin. Yani bununla nasıl olabiliyorsun veyahut da ne anlayabiliyorsun diyorlar. Bunu anlatamıyorum. Bu bende şöyle gelişiyor. Buradan çıkarken rastladım. Bu beni birkaç kere aradı. Ve birkaç kere mesaj attı. Ve benim, beni e, gerçekten düşündüğüne, koruduğuna ve... ...beni sevdiğini inandırdı. Burada sekiz yaşında oluyorum. Burada ne tecrübelerim, ne geçmişte yaşadıklarım... ...hiçbir şey e, gözümün önüne gelmiyor. Aa diyorum, bu beni düşünüyor. Bana sahip çıktı. Ve beni seviyor. Çok seviyor beni diyorum yani. Annem diyor ki, kızım diyor bu seni çok, diyorum, çok seviyor. Hatta bu, bu seni sevmiyor diyenlere çok kızıyorum. Hayır diyorum, çok seviyor beni. Yani ne zaman anlıyorum biliyor musun? Belki de sevmediğini, belki de kullanıldığını giderken anlıyorum. Söylediklerinden, yaptıklarından. Çünkü seven insan bunları yapamaz diyorum mesela yani. Sizin bir koltuk altına girmeye ihtiyacınız var. E var yani çünkü hep kuvvetli bir kişiliğim. Hep tek başımayım çocukluğumdan beri. Her şeyi bir, bir, bir sürü kötü insanla, bir sürü şeyle bu camianın insanı değilim ben. Bu camiadayım evet program yapıyorum evet serenem evet. Ama burada işim bittiği zaman ben bu değilim. Yani buradaki arkadaşlardan biri değilim. Dolayısıyla e, bir de çok yalnızım. Milletin akrabalar var. Mesela anlatıyor. Biz sekiz kardeşiz diyor. Öbürküsü yedi kardeşiz diyor. Öbürküsü teyze kızı diyor. Bilmem. Ben bana şimdi sorun. Şevval nasıl bilemiyor şeyleri. Bana da bu akraba isimlerini sorun. Ee, şey kayın bir kayın bunların hiçbirisini bilmiyorum bile çünkü böyle bir geniş ailem hiç olmadı yani dolayısıyla ben birisinin beni sevdiğini düşündüğüm zaman bu kız da olabilir bir kızlar geliyor yanıma mesela ev evde gelsen benim eve gelsen bir sürü insan oluyor çoğunla eğer bir kelime konuşuyorsa nasıl yani evimde mesela bir kız arkadaş onun yanında bir başka kızla geliyor evde herkes oturuyor mesela değil mi evimde çoğunla konuşmuyorum bile. Yeter ki evde olsunlar yani hep beraber yemekler yiyelim. Yani beni de seviyorlar onlar. Seri sen merak etme. Ben bunu çok kötü yaparım. Benim adıma falan benim düşmanlarıma falan sosyal medyadan cevap. <laughs> ben de bunlar gerçekten beni seviyor. Allah aşkına çok seviyorum bunları ya. Onlar beni çok seviyorlar diyorum yani. Sonra bir bakıyorum. Benim en nefret ettiğim ve düşmanım da kadın gidiyor nişanlanıyor falan. Yani böyle bir ya. Yani öyle şeyler yaşıyorum ki çok komik. Çünkü sorgulamıyorum insanları. Aslında bu kız benim arkadaşım olamaz. Aslında olmamalı. Yani profiline baktığın zaman a a eve bile girmemeli. Ama şimdi o beni seviyor ya onun bütün o kötü yaptığı şeyler bende dışarıda kalıyor. Ve ne oluyor sonuçta? Riskli sonuçlar doğru. Bütün bunların sebebi de ne? Bu ben aklı başında gayet mantıklı bir başkasının hayatına tavsiyelerde bulunan birçok arkadaşım açar bana telefon. E bu bir program yapıyorum yedi yıldır, yedi yıldır yapmış olduğum program ilk yirmiye girdi. Türkiye'de sabah programları prime time'da için sen televizyoncusun çok daha iyi bilirsin. Girmesi mümkün değil sabah saat dokuzda başlayan bir programın ilk 20'lere Ben Cengiz ile olan programımda, biz artık diyorduk ki yakında dizilerle savaşacağız. Neden? Tamamıyla fikirlerim, tamamıyla tavsiyelerim, tamamıyla olaylara bakış açım. E ben bu kadar aslında başkalarının hayatına alakalı mantıklı bir duruş sergilerken... ...bunu kendi hayatımda uygulamıyorsam gerçekten yaralar ve travmalardandır bu. Başka bir şey olamaz. O yüzden de ben ama bunu da kabul ettim yani. Hani bu piyasada arkadaşınız var mı? Yok. Ama Hülya Avşar'ı seviyorum. <laughs> onu onu biliyorum, senelerdir çok severdin. Onu seviyorum ama e, sevdiğim insanlar var. Ama arkadaşım hiç yok. Çünkü ben bu camiada gezip dolaşmıyorum. Yani mesela televizyonda işimi yapıyorum, bitiyor. Evime gidiyorum, kendi arkadaşlarımla, onlarla görüşüyorum. Çok az insan var hayatımda. İzole ettim kendimi. Daha fazla hayvanlar, daha fazla doğa. Hülya Hanım ne çok seversiniz siz? Çocukluğumdan beri <laughs> tanıyorum onu çünkü. Ha. Yani Hülya'yı ben... 13 yaşından beri tanıyorum. 13 yaşından beri de çok Hülandısı hayran. da sizi çok sever ve çok düşkün. O da ben ona aile gibi seviyorum ben onları. Yani Hülya'yı öyle görüyorum. Ona birisi laf ettiği zaman falan böyle bu... ...ellerim falan çekiliyor, o kadar seviyorum. Yani za eskiden zaten bütün resimleri kesip defterlerime yapıştırırdım. Sonra okul veliliğimi yaptı bir ara iki üç ay. Ha, öyle mi? Tabii tabii. Ben annemle küstüm. O zaman hep küsüyordum annemle zaten. Ee, Yedi tane kırık geldi. İngilizce bütün dersler, fizik, kimya, matematik, İngilizce okuyoruz falan çok ağır okul yani. Bir şekilde kaldıramadım ve o sene yedi tane ikmal geldi. Bu dedi ki doğru dedi babana gidiyorsun. En büyük ceza da babama gitmek. Çünkü babama gitmek demek babamın diğer çocukları var falan filan. Oradaki hayat beni cezbetmiyor. Annemin yanında daha renkli, daha konforlu bir hayat. Çünkü o zaman babam gücünü kaybetmişti falan. E, o yüzden dünyanın sonu. Ben babama gideceğim deyince birdenbire eşyamı toparladım Hülya Avşar'a gittim. Hülya'yı da nereden tanıyorum? Bizim ev Türk filmlerinde... E, ...Türkiye İnanoğlu ile babam çok yakın arkadaş olduğu için... ...o zaman da bizim ev... ...o, o devrin güzel evlerindendi. Ve birçok Türk filmi de bizim evde çekiliyordu. Her akşam yine saat dörtte okul biterdi, eve geldiğimde salonda... ...kimleri görüyorum? Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar... ...Hülya Koçit, Cihan... ...yani sayabileceğin herkes bizim evdeydi ve onları görerek de büyüdüm tabii hep devamlı film çekimi falan. O yüzden birçok aşklara falan her şeylere şahidim çocukluktan beri yani. <laughs> Hülya'da o zamandan beri ilk bizim evde Türkiye Güzel Yarışması'nda falan kazanmıştı. Bizim evde e, film İbrahim Tatlıses'le falan bizim evde çektiler ilk. Siz de gücünüzü kaybetmekten korkuyor musunuz? Hayır. Hiç korkmuyorum. Ben işte orada değilim. Ben bugün televizyon programı yapabilirim. Yarından sonra hiç yapmayabilirim. Yarından sonra işme son verilebilir. Yarından sonra ee, ...bir daha magazin programı yapamayabilir veya iki sene oturmak zorunda kalabilirim. Hiç moralimi bozmam ben çünkü diğerleri hayatları buna endeksli, benim değil, maddeselden bahsetmiyorum. Ben illa kendime yapacak ikinci bir iş bulabilirim. Her zaman B planım var veya bir şey yapmamak beni e, hayattan koparmaz. Ben illa kendimi mutlu edecek bir şeyler bulabiliyorum. Ben beni üzecek her şeyden, e, olay yerinden anında uzaklaşabiliyorum. O ben yarın öbür gün gücümü kaybetsem güç dediğin nedir ki? Sağlığım gitmesin yani. Hani sağlığımı kaybetmeyeyim. Öbür güç para, paranı kaybedebilirsin. İtibarımı kaybetmeyeyim. Yani o itibarda kimseye beni muhtaç etmesin, ettirmesin Allah. Ben hani öyle güç böyle televizyondaki güçten bahsediyorsan... ...ben çok şöhretli bir babanın, ekol olmuş bir babanın kızıyım. Herkesin bir dönemi var. Bu, bu memleket, bu dünya kimseye kalmamış. Bize de kalmayacak. Herkes, kendim olabildiğimin en maksimumunu yaptım. Ben dedim ki bu işe başladığım, e, Star'da başladığım zaman... ...karşımda bir tane magazin programı bırakmayacağım dedim ve bırakmadım. Benim geldiğim nokta buydu. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, harikasın. Ee, bir şey söyleyeceğim, bence e, seyreden seyirciler de şimdi sizin niye, neden kızdığını anlayacaklar. Evet, anlasınlar. Bence anlamalılar. Bunu ne ben magazinci değilim, gazeteci değilim, ahlak bekçisi de değilim. Ama ben yuvası yıkılan, bir kadın tarafından yıkılan bir ailenin kız çocuğuyum. Dolayısıyla başka çocuklar benim gibi üzülmesin, İleriki hayatlarında benim gibi seçimler yapmasın. Ee, daha dik duruşları, daha sağlam duruşlu olsunlar diye engellemeye çalışıyorum. Enge engelleyebildikleri. Çok teşekkür ederim. Ben Çok teşekkür keyifli ederim. bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Aynen.